İyi geceler. Sözümü kesebilirsin de yine beraberiz. Bu gece Hilal Kaplan da rahatsız yok. Onun yerine Kurtuluş Dayız ile beraberiz. Kurtuluş'la birlikte çok değerli bir ismi hocamızı Halil Berk Dayı konuk ediyoruz bu gece. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Kurtuluş, hoş geldin sen de programa. Önce bu biraz şeyden bahsedelim isterseniz. Serbestiyetten. Böyle bir aslında taraftan hepimiz şey ayrıldıktan sonra yazılarımızın evet. çıktığı, yazı yazdığımız bir site olarak başladı ama şimdi profesyonelleşmeye başladı. Haber sitesine döndü. Yeni bir formata girdi Serbestiyet. Siz de oraya bayağı hem yazı yazıyorsunuz zaten. O yazıların çok takipçisi çok fazla var. Ama aynı zamanda haber de yapıyorsunuz. Şüpheli bence. Haber yapmaya başladınız. Çok ilginç aslında. Evet. Yani benim ya bir kere şu var. Her sabah erkenden kalktığımda, yani haliyle benim yaşımda zaten insanın biraz uykusu kısalıyor. Onun için sabah erken kalkmak kolaylaşıyor. Bu yaşlılıkta uykunun kısalması olayı var ya. Evet. Zaten sabah kalktığımda erkenden böyle 6.30-7 arası filan dünyanın çeşitli haber sitelerine girip veya gazetelerine, online gazetelerine bakarak, Türkiye'deki gazetelere bakarak filan zaten uyanmaya çalışırken okuyorum birçok şeyi. Benim için herhangi bir ilginç yabancı haberi alıp 10 dakikada 15 dakikada yazmak çok kolay. Ben İngilizceden Türkçe'ye hızlı çeviri yaptığım için veya yani adeta kafamda çok hızlı birinden diğerine geçtiğim için şey zannediyorum yani ben kendimi tarttım. Serbestiyetin yaşaması, zenginleşmesi, okuyucu bulması, güvenilir bir web sitesi olması benim için çok önemli. Türkiye'nin bu hırgüründe, dezenformasyon ortamında temel gazetecilik becerilerinin unutulduğu yani 5N1K nedir? Çoğu haberin bunu hiç içermediği ortamda. Artı haber ile yorumun tamamen birbirine karıştırıldığı, yani insanların ideolojik politik tercihlerini doğrudan doğruya haberlerin içine yedirdikleri, haberlerin neredeyse bir editoryale veya baş makaleye, baş yazıya dönüştüğü bir ortamda belirli bir habercilik ve gazetecilik namusunu, ahlakını, etik ilkelerini, profesyonelliğini iade etmek, geri getirmek çok da önemli diye düşünüyorum. Evet. Yani ben kendim çeşitli yerlere baktığımda, yani çeşitli gazetelere veya web sitelerine baktığımda zaten illet oluyorum. Zaten hasta oluyorum. Ne kadar zamandır şey diye düşünüyordum. Yani diyelim ki şu veya bu web sitesini okuyorsunuz. Ya ne kadar güzel, ne kadar canlı haberler var. Ne kadar ilginç şeyler oluyor dünyada. Yani bilimde, teknolojide, sadece politikada değil, politika dışı alanlarda ne kadar müthiş şeyler oluyor. Bugün mesela bir devi haberi yapmışsınız. Ben okumadım ama. Sabah sabah. Evet, yani sabahın 8'inde yaptım aslında. Yani kaynak göstererek. Ben yani bir bilim insanı olduğum için çalmam. Yani kaynak göstererek veririm. Merak edenler Serbestiyet'e BBC'nin, BBC'nin Science bölümünde çok ilginç bir şey gördüm. Yani sabahın 8'inde gördüm. Şey diye 300 yıllık Osmanlı savaş devesi bulundu diye. Şöyle bir şey. Viyana yakınlarındaki Turin kentinin merkezinde bir kazı yapılıyor. Bir alışveriş merkezi inşa edilecek ama önden önce şehrin merkezini arkeolojik açıdan kazmışlar ve bakmışlar. Bizde hiç yapılmaz tabii bu. Yani burada ciddi bir şey var mı acaba diye. Bir bodrumdan 17. yüzyıldan kalma olduğu tespit edilen bir bodrumdan çok acayip bir hayvan iskeletine rastlıyorlar. Sığıra benzetiyorlar değil, ata benzetiyorlar değil, deve olduğunu anlıyorlar sonunda. Biraz da şaşırarak arkeologlar, uzman arkeologlar. Ve DNA tahlilleri, kemik aşınması tahlilleri vesaire filan çok muhtemelen şeyden
1683 2. Viyana kuşatması sonundaki Kahlenberg Alaman Dağı bozgunundan kaçan, Osmanlı ordusundan arta kalan, belki geride terk edilmiş bırakılmış ya da belki satılmış bir savaş devesi oldu. Mekkare devesi de değil, yük taşıyan değil. Çünkü kemikleri ona göre aşınmamış, onu tespit ediyorlar. Muhtemelen Tun kenti halkı almış ve şey etmiş. Herhalde bir ilginç, egzotik bir yaratık diye de beslediler. Yani kesmediler filan. Orta Avrupa'da tarih boyunca bulunan ilk ve tek komple deve iskeleti. Çok enteresan. Sabahın 8'inde bunu gördüm. Hemen dayanamadım. Ben bunu serbestliğe yazmalıyım diye. Yani bunu başka nasıl kaçırabilirim? Başka siteler de esinlenmiş galiba oradan. Resmini de ama söyledim yani. BBC yani Plus One dergisinden artı BBC Bilim'den diye. Başka Türk siteleri esinlenmiş sonra. Olabilir. Onu o kadarını takip etmiyorum. Ama yani serbestliğe amatör bir site. Profesyonel dediniz ama yani %5 profesyonel. Bugün bir arkadaş söylüyordu, El Cezire galiba 80 kişiyle çalışıyormuş. Biz galiba 3 kişiyle çalışıyoruz. Evet, El Cezire de çok iyi bir site. Evet, çok iyi bir site. Bizim kardeş, bu kanalın kardeş sitesi. Çok iyi bir site ama yani %5 profesyonelliğin yanı sıra amatör gayretlerle, amatör çabalarla zengin bir şeyler yapabileceğimizi ve yani haber hiçbir şekilde özel haber filan yapamayız. Evet. Öyle bir özel muhabirlik, özel haber takipçiliği filan yapamayız. Ama mesela dış dünyada olan şeyleri, dünya haberlerini sağlıklı ve zengin bir reyon içinde doğru dürüst, hiçbir detay hatası yapmadan aktarabiliriz diye. Siz tarafta da olimpiyat yazıları yazdınız. Evet, var. Çok öyle güzel yazı dizileri yaptınız. Spor, Watergate yazı dizisi yapmıştınız. Yapmayı, evet, yapmayı düşünüyorum. Benzer şeyleri yapmayı çok düşünüyorum. Çok iyi olur. Yani hani insanlar emekliliklerinde çiçek yetiştirmeye, tavuk yetiştirmeye falan başlıyorlar ya. Etten işte, Hoca da at yarışı yazsın. Ben de bunu yapabilirim yani. Ettin Hoca da tarafta at yarışı yazıyordu ilk başlarda. Yazıyordu. Ben doğru yazıyordu. Hayal hatırlıyorum. Şimdi Kurtuluş, sen de dahil ol. Çok tatsız bir hafta geçirdik ve işte bu Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırı. Siz çok sert bir yazı yazdınız. Kurtuluş da bugün yine sert bir yazı yazdı. Kısa bir yazı yazdınız ama gerçekten... Affedersiniz, sizin IŞİD'den farkınız ne diye bir yazı yazdınız. Tabii buna yani güncele gelelim ama hazır sizi bulmuşken biraz bu meselenin köklerine biraz insek. Yani bu devrimci şiddet meselesi. Yani bu, çünkü özellikle de bu saldırıdan sonra şey olan tepkiler, ortaya çıkan tepkiler, işte o saldırı yapanların son işte sözüne cevap olarak verilen işte biz de sizi seviyoruz sözü Türkiye'de TT oldu. Ve çok merkez medyadan karakterler, ünlü sanatçılar bu saldırıyı öven ya da... Nereden seviyorlarmış ya? Bu canileri, katilleri nereden seviyorlarmış? Kim seviyormuş? Merak ediyorum, kim seviyormuş? Yani bunlar sonuç olarak hukuksuz, kanun dışı, masum insanları rehin alan, alnına tabanca dayayan, ağzına tıkaç takıyan, katiller bunlar. Kim seviyormuş? Hangi namusu seviyormuş merak ediyorum. Bana bir isim söyler misiniz? Kim seviyormuş? Çok fazla var. Maalesef. Çok fazla. Nasıl maalesef olabilir böyle maalesef bir şey ya? Evet. Yani mesela Hitler'in SS'lerine sizi seviyoruz diye mesaj atılabilir mi? Gestapo'ya, tarihte Stalin'in kanlı NKVD'cilerine, okpucularına, çekacılarına sizi seviyoruz diye mesaj atılabilir mi? IŞİD'çilere sizi seviyoruz diye mesaj atılabilir mi? Bu nasıl bir çılgınlıktır ya? Yani mesele devrimci şiddet meselesi filan değil. Evet. Ben bir sapıtma olayı görüyorum. Yani büyük bir ahlaki çöküntü olayıyla, bir vicdansızlık, taş yüreklilik, kalpsizlik, sefihlik olayıyla karşı karşıya olduğumuz kanısındayım. Yani sizi seviyoruz mesajı dediğiniz anda... Ya akan sular duruyor bir yerde. Ne demek sizi seviyoruz ya? Şöyle, katilleri sevmek ne demek? Katilliği, masum insanları rehin almak ve üzerlerinden şantaj yapmak istemeyi ve sonunda bitişik atış yapılmış sonuç olarak. Evet. Alnına dayayıp
tetiği çekmişler. Ne demek sizi seviyoruz? Medyada bu kadar temel bir mesele. Bu kadar temel medyada bir mesele. Medyada da sahiplenildi hocam. Açıktan sahiplenilmedi ama ya onlara toz kondurulmadı mesela. Terör olayı denmedi, terörist denmedi. Yani bu ikilemi ben ilk defa gördüm şeyde. Bu kadar açık meşruiyet şeyi. Mesela işte ona terör olayı değil, hayır anlaşılmamıştır bakalım. İşin enteresan tarafı, solun çok daha kitlesel olduğu görece. Türkiye'de sol her zaman küçüktü ve marjinaldi. Ama solun çok daha kitlesel olduğu dönemlerde bugüne kıyasla, bu kadar entepüften, bu kadar ufak tefek, bu kadar hiper marjinal olmadığı dönemlerde bu tür şeyler yapıldığında, mesela ben şeyi hatırlıyorum. Mahir Çayanlar Amerikalı teknisyenleri kaçırdıklarında, işte Kızıldere olayı sırasında gidip İngilizce. Karadeniz'de işte köye sığındıklarında, rahmetli Abdi İpekçi Milliyet'te "Tanrım bu son çılgınlık olsun" diye manşet atmıştı. İfadesi buydu. "Tanrım bu son çılgınlık olsun" diye. Yani bir yerde o 1960'lar 1970'ler Türkiye'sinin anti-emperyalisttir, şudur budur, solcudur, ilericidir diye sola çok daha fazla sempatisi olmasına rağmen, bizler sokaklarda yürürken orta sınıf ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız anti-emperyalizmle ve halkçılıkla karışık bir milliyetçilik uğruna bizi alkışlarken dahi şiddet eylemlerine karşı tavır gene de bugünkünden biraz farklıydı. Bunun yaygınlaşmasının sebebi? Bugün şöyle bir ilginç olay var. Sol alabildiğine küçülmüş durumda ve böyle solun hiçbir şekilde bir devrim, hani devrimci şiddetle Türkiye'yi değiştirmek filan iddiası da yok. Evet. Ve yapılan silahlı eylem artık böyle o kadar daralmış ki kelimenin tam anlamıyla terör eylemi. Anlatabildim mi? Yani böyle terör eylemi bakınız şekil bir vaziyetinde ve ahlak normları ve siyasal değerlendirme nosyonları herhalde tamamen çarpılmış bir takım insanlar bunu aklamaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Hem siyasi parti liderleri işte cenazeye gitmedi, çok böyle etkin mesajlar vermedi bunu kınayacak. Hem de medyadaki böyle önemli simalar, aktörler ya da yorumcular bir türlü bunu şiddetle kınamadı ya da aktif olarak karşı çıkmadı. Kınamayı boşver yani işte evet. Bu rehine eyleminin sonunda ya insan şeyi öldürüyorlar. Sonra da polis baskın yapıyor ve bu iki kişiyi öldürüyor. Bunun yani bunun meşruiyeti şey, katil devlet yine evet, bunlar sadece öldürmeyebilirsiniz. Evet, ne yapsaydı, ne yapacaktı? Yani aynı şeyler, hatırlatayım yalnız. Yani sonuç olarak illa öldürmemeliydiniz, başka bir çözüm bulmalıydınız. Bu blokaj oldu. El-Kaide'nin liderinin adı neydi? Bağdadi. Usama Bin Laden. Usama Bin Laden'i öldüren sonuç olarak Amerikan deniz piyadelerinin o baskın hücumu hakkında da Türkiye basınında ve bilmem sol sitelerde filan öldürülmemeliydi, yargısız infaz bilmem ne filan diye yorumlar çıktı. Şimdi bırak deniz aşırı operasyon filan hikayesini, ya adam kendisi sonuç olarak binlerce Amerikalının ölmesine yol açan 9-11 saldırılarının emrini verdiğini kendisi kabul ediyor. Şimdi yani bu adamın işte öldürülmemeliydi, yargılanmalıydı, şuydu buydu, oradan ne yapıp yapıp, herkes akıl öğretiyor, oradan ne yapıp yapıp sağ olarak çıkartılmalıydı ve yargılanmalıydı filan. Yani böyle bir, bunu şunun için söyledim, şunu hatırlatmak için söyledim. Bu DHKPC'cilerden bunlarla mukayese edilemeyecek derecede yüzlerce ve binlerce insanın kanına girmiş Usama Bin Laden gibi bir katili dahi mazur göstermeye çalıştılar.
Ve yani işte başka bir şekilde muamele görmeliydi bilmem ne filan diye. Adliye basılmış. İçeri girmişler, rehin almışlar, kapıyı kapatmışlar. İçeride savcıyla yalnızlar. Ve başına silah dayamışlar. Başına silah dayamışlar. 8 saat iletişim sürmüş. 8 saat iletişim sürmüş. Ne olacaktı yani? Ne yapacaklardı? Ki içeriden gelen atış üzerine zaten tamam, müdahale bütün edilmiş. Onları, bütün o detayları biliyoruz da böyle bir ortaya çıktı. Nasıl diyeyim, böyle bir postmodern bir terör himayecisi, sözüm ona hümanizma, evet, çok ortaya çıktı. Yani garabet olarak görüyorum. Tamamen garabet olarak görüyorum. Ama ben bunun şimdi solda şiddetin, şiddet tutkunluğunun, şiddet fetişizminin tarihsel kökenlerini çok uzun konuşabiliriz. Evet, yani bunun başlı başına bir tarihçesi var. Nasıl oldu da Fransız devriminden ve Jacobenlerden ve Kamu Selameti Komitesi'nden itibaren adım adım devrimci şiddet haklıdır, meşrudur, oradan Marx'a gelerek yeni bir topluma gebe, eski toplumun ebesi her zaman şiddettir. Yeniyi doğurtacak olan ebe her zaman şiddettir lafına gelerek. Proletarya devrimi ve proletarya diktatörlüğü teorisi. Bu oradan Lenin'e nasıl geçti? Devrimci şiddet nasıl kutsandı, göklere çıkartıldı? Bu devrimci şiddet teorisi doğrultusunda ne korkunç şeyler yapıldı? Yani bu kimlerin şiddetini haklı çıkarmak için kullanıldı? Demin sözünü ediyordum. ÇK, OKPU, NKVD, KGB, ondan sonra 1956 Macar ayaklanmasının bastırılması, 68 Çekoslovakya istilası, Afganistan'ın istila ve işgali, hepsi devrim uğruna. Hepsi devrimci şiddet uğruna. Böyle teori ile uygulamanın birbirine karışarak sarmal olduğu bütün bir tarihsel geçmiş var. Ama işin enteresan tarafı, ben bugün Türkiye'de bu olay hakkında adeta hakikaten böyle ağzından çıkan lafı kulağı duymaz misali ulu orta rastgele laf eden insanların böyle uzun bir devrimci şiddet teorileştirilmesi geleneğinden feyiz alan, deyim yerindeyse negatif anlamda, insanlar olduğu filan kanısında değilim. Böyle bir teorik geleneğin sürekliliğini filan görmüyorum. Başka bazı faktörler görüyorum. Ya orada bahsettiniz ya, aslında 1970'lerde falan toplum bu kadar şiddete şey yapmıyordu, himaye etmiyordu şiddeti. Hatta ya bu son çılgınlığınız olsun gibisinden. Şiddetin belirli bir türünü himaye etmiyordu. Evet. Yani darbeciliğe sempati her zaman vardı. Evet. 27 Mayıs askeri müdahalesi olmuştu. Talat Aydemir'in iki başarısız girişimine sürekli ah keşke başarı kazansaydı diye bakanlar vardı. 9 Mart. 9 Mart'a sempatiyle kazan bakanlar vardı. Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal'ın birlikte çıkardıkları Yön dergisinden tek başına Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Devrim dergisine gelen Yön Devrim çizgisi diye bilinen bütün bir Türkiye'ye özgü bağımsızlık ya da Türkiye'ye özgü nasırcılık diyebileceğimiz bir darbeci fikriyat hep vardı vesaire. Dolayısıyla genel olarak kamuoyunun ortanın solu kesimleri şiddete hiç sempati duymuyordu bilmem ne filan diyemem. Evet. Ama mesela bu DHKPC'nin köklü yaptığı türden şiddet, yaptığı veya yapmaya kalktığı türden şiddet 1960'lar ve 70'lerdeki sol açısından nispeten çok marjinal ve çok aşırı bir şeydi. Yani işte bu dev gençin bir gençlik hareketi olarak belli bir kitleselliği varken ve o kitlesellik adına yapılan polisle çatışmalar, tuslok taşlamalar vesaire filan anti-emperyalist eylemdir diye
bir yere kadar mazur görülürken, hatta ve hatta işte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, onların THKPC hareketi vesaire, Mahir Çayanların hareketi, şeyde Cihan Alptekinler dağlarda vurulup ölenler. Bütün bunlar etrafında, bütün bunlar da çok şiddetli terimlerle kınanmıyordu. Mahkum edilmiyordu, lanetlenmiyordu ama hiç olmazsa şu vardı, buna olmayacak bir maceracılık diye bakma tavrı vardı. Fukucuduk ve nitekim şeyin manşetine, yani başyazısına, manşet dedim, başyazısına koyduğu başlıktı Abdi İpekçi'nin. Tanrım bu son çılgınlık olsun. Bunun çılgın bir maceracılık olduğu ve topluma fayda değil zarar getirdiği nosyonu vardı en azından. Solda da vardı bu. Solda da vardı. Aybar falan çizgisi. Solda da vardı. Bütün bunlar, yani kimisi goşizm diyordu, yani sol sapma diyordu, kimisi maceracılık diyordu vesaire. Ben şimdi bu kültürel dönüşümleri tam değerlendirmek çok zor. Alttan alta böyle bir tabaka var herhalde. Böyle bir tektonik lefa ya da bir kıtta sahanlığı var. Sözünüzü bölüyorum. O, oradaki mesela Kızıldere'nin yıl dönümüne yakın bir zamanda oldu bu. Yani bir gün sonra. O da anıldı böyle Türkiye'de çok şeyle. Anılıyor hala. Ki orada da üç tane yani hem orada pek çok genç vuruldu. Çatıştılar çünkü şeyle. Ama onlar da üç İngiliz işte görevliyi öldürdüler. Onun öncesinde Efraim Elrom'u öldürdüler falan. Evet, Efraim Elrom'u kaçırdılar ve öldürdüler. Yani Filistin halkıyla dayanışma uğruna İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırdılar. Günlerce İstanbul'daki bir evde tuttular. O zamanlar cep telefonu yoktu, selfie yoktu. Ondan sonra böyle selfie çekip tweetlemek yoktu filan. Ama sonuç olarak bir evde alnına tabanca dayayıp öldürdüler. Yani hangi devletin ve neyin temsilcisi olursa olsun, silahsız, elleri kolları bağlı bir insanı soğukkanlılıkla, başka türlü tarif edemiyorum, tahammüden, soğukkanlılıkla, yani kuzu gibi yatıyor önünüzde, alnına, şakağına tabanca dayayıp vurdular, öldürdüler. E şimdi ben bunu daha önce de yazdım. Bilebilirsiniz. Ermeni soykırımı hakkında. Benim liseden sınıf arkadaşlarım, Robert Kolej'den 64 mezunu sınıf arkadaşlarım. 40. mezuniyet yıl dönümümüzde buluştuğumuzda 2004 yılında bana bazıları aile tarihlerindeki korkunç vakaları anlatmışlardı. Ben bunu tarafın ilk başlarında 2007 sonbaharında yani 2007 sonbaharı 2008 başlarında yazdım. Nazım ve bir kolej hikayesi başlığı altında. Arkadaşlarımdan bir tanesi bana şunu anlatmıştı. Dedesinin zaten meslek itibariyle kasap olduğunu bir gün üzerine beyaz meşinden kasap önlüğünü geçirip bir yalağın başına geçtiğini ve bütün gün boyunca önüne elleri kolları arkadan bağlı Ermenilerin getirildiğini ve hepsinin başını yalağa eğip boğazını kestiğini ve üstünün başının kan içinde kaldığını anlatmıştı akşama kadar. Belki 100, belki 1000, belki birkaç yüz. Ama kendisi anlattı. Hani Nazım Hikmet'in bir şeyi vardır. Memleketimden insan manzaralarında bir Çolak İsmail'i vardır. Çolak İsmail'i şey diye anlatır. Domuzuna yiğitti. 16 yaşında askere alındı. Yozgat taraflarına jandarma verildi. Ermeniler kesilirken kana battı göbeğine kadar diye anlatır Nazım. Şimdi aynı olay. Peki yani hakikaten şunu sormak istiyorum. Elleri kolları arkadan bağlı
önünüze getirilen Ermenileri başlarını yalağa dayayıp boğazlarını cart diye kasap bıçağıyla kesmekle çaresiz ve silahsız bir insanı, elleri kolları bağlı insanı şakağına silah dayayıp vurmak. Hadi biz gidiyoruz. Burayı terk edeceğiz çünkü sıkı yönetim arama yapacak diye. Veya adliye basıp bir savcıyı rehine alıp ki o savcının bilmem Berkin Elvan ölümünden filan şahsen sorumlu olmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Ama onu bütün düzene karşı güya rehin alıyorsunuz. Onun başına tabanca dayayıp ağzını tıkayıp onun başına tabanca dayayıp 6 saat 8 saat o vaziyette tutmak ve ondan sonra vurup öldürmek nedir farkı? IŞİD'in yaptığı. Nedir farkı? Evet. Yani hani niye yani niye niye mesela bunu yazan insanlar açısından muhtemelen en azından bir kısmı açısından 1915'te Ermenilerin kesilmiş olması muazzam bir suçtur, günahtır, ayıptır, rezalettir vesaire. IŞİD'in yaptığı korkunç bir insanlık dışı olaydır. Ama nasıl olur da onlarla üç aşağı beş yukarı aynı şey olan şakağına tabanca dayayıp rehin almak ve saatler sonra öldürmek vesaire filan. Bu nasıl olur da bizim devrimci çocuklarımızın yaptığı bir şey olur? Hakikaten burada ben size söyleyeyim mi? Ben burada bir ahlakın iflası olayıyla karşı karşıya olduğumuz kanısındayım. Bu değişik bir faktör var dediniz ya, bir süreklilik izlemiyor aslında, bir devamlılık da değil bu şiddet. Himaye görüyor belki postmodern bir şiddet humanizmi gibisinden. Bu değişik faktör ne? Yani neden sahiplenildi, işte ne bileyim medya neden sahiplendi ya da çok karşı bir tavır almadı? İşte sizi seviyoruz gibisinden yüzlerce, binlerce sokaktaki insan ben karşımızda bu benim için bir dönemin sona erişi, bir elitin ve bütün bir entelijensiyanın çöküşü ve iflas etmesiyle ilgili bir olay. Yani ben böyle bir parça yani Batı Roma'nın son yıllarına benzer filan bir olay yaşadığımız kanısındayım. Batı Roma elitlerinin, emperyal elitlerinin tefessühü, kokuşması ile bugün bütün Türkiye'nin tefessühü ve kokuşması değil ama özel olarak bu Kemalist sol kırması kesimin tefessühü ve kokuşması arasında bir ilişki buluyorum. Yani genel olarak dönemin gözlemcilerinin de sonradan yazan akademik tarihçilerin de bir tespitidir. Roma İmparatorluğu dağılırken Batı Roma'dan söz ediyoruz. Sadece devlet düzeni değil, aynı zamanda bir toplumu ayakta tutan ahlaki düzen ve normlar diye bir şeyinde kalmadı. Yani mesele sadece Koloseum, gladyatör dövüşlerinin iyice çığırından çıkması, ölüm tutkunluğu, ondan sonra Hristiyanları aslanlara atmak ki birçoğu mübalağadır, çok büyük mübalağadır Hristiyan aziznamelerinden kaynaklanan. Ama gene de var böyle olaylar. Bunların ötesine geçen bir ahlaki tefessüh var. Yani ölümden ve şiddetten ve her zevkin en aşırısından çok hoşlanmaya başlıyorlar. Havuzlarda barbunya yetiştiriyorlar. Barbunya, bizim bildiğimiz barbunya balığı, çok nadide bir balık. Yani biz onun böyle şu kadar filan olduğunu biliriz. Roma'da havuzlarda bunun 2 kiloluğunu, 3 kiloluğunu, 4 kiloluğunu filan yetiştiriyorlar bu kadar filan. Ve ondan sonra ziyafet verirken havuzdan çıkartıyorlar, yere koyuyorlar ve ölürken renk değiştirmesini seyrediyorlar. Zevk bu. Barbunya, ben balıkçıyım biraz, hakikaten ölürken renk değiştirir. Kızarır, morarır, kızarır, sararır vesaire. Bunu seyredip bunun üzerine şiir yazıyorlar mesela. Barbunya'nın ölürken, yani sonuç olarak orada bir canlı can çekişiyor değil mi?
filan kuyruk evet. vuruyor. Nefes almaya çalışıyor filan. Ama inanılmaz bir şekilde de böyle renk değişimleri geçiriyor. E bunu seyredip bundan zevk alıyorlar. Ya böyle ziyafetlerde böyle barbunya ölümü sergilemeleri vesaire olayı için o 2-3 kiloluk barbunyalar 80 bin sesterceye filan satılıyor. Evet. Hocam sizi bölmek istemiyorum ama kısa bir reklam aramız var. Peki. Bir reklam arasından sonra Roma'dan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peki. Devam ediyoruz. Çok kayıt yapılacak bir program oluyor bence. Roma'da, Roma'nın dejenerasyonu konuşuyorduk en son. Evet, ahlak, bu yani bu bilinen bir şeydir aslında. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Roma İmparatorluğu politik bakımdan ve askeri bakımdan çökerken aynı zamanda Roma'nın yönetici hakim sınıflarının, elitlerinin total bir dejenerasyonu olayı cereyan etmekteydi. Ve bu her türlü insani tecrübeyi veya yaşanabilirliği olabileceği kadar aşırıya götürmek, ölümden zevk almak, balıkları ölerken seyretmek, ölürken seyretmek veya gladyatör dövüşlerini iyice çığırından çıkmış hale getirmek, büyük bir şiddet fetişizmi, her türlü garabet. Yani bizim, yani o zamanlar bu deyim yoktu ama çok sonraki yüzyıllarda çıktı. Bizim sadomazojistik sapıklık diye niteleyebileceğimiz her şey Roma'nın son dönemlerinde çığırından çıkmış halde canhıraş şekilde sergileniyordu. İnsan hayatının bir değeri kalmamıştı. Yani toplumu bir arada tutan bağlar diye bir şey kalmamıştı. İnsan hayatının değeri diye bir şey kalmamıştı. Ve öyle ahlak, bağlılık, vatanseverlik, hatta emperyal ideoloji vesaire her şey adeta bir benden sonra tufan ortamına gömülüyordu. Şimdi bazen bugünkü Türkiye'ye baktığımda, Türkiye bir bütün olarak çökmüyor ama Türkiye bir çağ dönümü yaşıyor ve eski Kemalist elit bitti, tükendi. Cumhuriyet döneminin özel olarak 30'ların, 40'ların, 50'lerin, 60'ların kültürü de bitti, çöktü, tükendi. Bunlar birer gerçek. Tarihsel köklerinden, kendi geleneğinden ve geleceğe dönük herhangi bir umuttan kopmuş, yüzer gezer, serseri mayın biçiminde bir adeta lumpen orta sınıf ortaya çıktı. Yani ben de kullanacağım ifadeleri el yordamıyla arıyorum. Kolay tarif edemiyorum bu kültürü. Lumpen deyimi, toplumun tortusu deyimi, tarihte Marksist literatürde genel olarak proletaryanın altı, yani işsiz güçsüz serseri takımı, lumpen proletarya anlamında kullanılır. Ama ben günümüzde okumuş yazmış orta sınıfların, yani bu seküler, Kemalist, sol, Kemalist sol kırması vesaire diyebileceğimiz kesimlerin çok ciddi bir kültürel lümpenleşme olayı yaşamakta olduğu kanısındayım. Bu her şeylerinde gözüküyor. Yani yalancılıklarında gözüküyor, ahlaksızlıklarında gözüküyor, attıkları tweetlerde gözüküyor, dolaştırdıkları, sirküle ettikleri montaj karikatürlerde gözüküyor. Her alanda ortaya çıkıyor. Benim için şu çok ilginç, böyle bir durum aslında gerçek bir iktidar umudunu bu yolla
iktidara ulaşmayı ve geleceğin kendilerine göre daha arzu edilebilir bir geleceğin kapısını açma umudunu filan simgelemiyor. Ona tekabül etmiyor. Tam tersine korkunç bir kötümserliğe ve iktidarsızlığa, kabul edilmek istenmeyen bir çöküş, bir inhilal haline tekabül ediyor. Böyle bir normsuzlaşma, ahlaksızlaşma, ahlak üstüleşme adeta. Yani bana ne bu ahlak normlarından, bunlar bana uygulanamaz filan diye tarif edebileceğim amoral bir durum ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyıl başlarında bunu dönemin büyük milliyetçi ideolojik akımlarında görebiliyorduk ve sonra sosyalizmde, komünizmde, Stalinizmde gördük. Hedef uğruna her şey mübahtır, amaç uğruna her şey mübahtır diye, yani Machiavelli esintili bir düşünüş. Yani hedef milli devrimse, milletin kurtuluşuysa her şey mübahtır, toplama kampları da mübahtır, nihai çözüm de mübahtır, Auschwitz de mübahtır. Ya da hedef, amaç sosyalizm ve geleceğin sınıfsız toplumuysa her şey mübahtır, Çeka'da mübahtır, Gulag'da mübahtır, büyük terör davaları, vitrin davaları da uyduruk işkenceli itiraflara dayandırılmış terör davaları da mübahtır vesaire vesaire. Onların ardında sosyal darvinizm diye tarif edebileceğimiz bir ideoloji vardı ki bilimperestliğin doruğuydu bir bakıma. Yani böyle ahlak, erdem, fazilet, hakkaniyet filan, bunlar tamamen boş şeydir. Bunlar tamamen uyduruk kavramlardır. Bunların bilimde yeri yoktur. Bilim nedir? Bilim survival of the fittest'tir. Yani en güçlü, en yırtıcı, en canavar olanların hayatta kalma hakkıdır. Bilim işte budur, işte sosyal darvinizm. Biz bir orman kanunu içinde yaşıyoruz. Milletler bir orman kanunu içinde yaşıyor. Ne yapacaksan yapacaksın, ayakta kalacaksın. Başkalarını imha etmek uğruna. Oradan tevarüs edilmiş bir ahlak üstülük veya ahlak dışılık damarı, amoralite damarı olduğu kanısındayım. Machiavellist bir damar olduğu kanısındayım. Fakat ilginç bir şekilde bu damar günümüz Türkiye'sinin bu çöken elitinde ve çöken entelijensiyasında, bu lumpenleşen, ahlaki bakımdan lumpenleşen orta sınıf kesiminde bir iyimserliğin ve zafere yürüyüşün türevi olarak değil, korkunç bir kötümserliğin ve ölüme doğru gidiyor olmanın türevi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir korkunç bir ahlaki çöküntü ve yani doğrular, meziyetler, faziletler, adalet, hakkaniyet, dürüstlük vesaire diye normların kalmadığı kanısındayım bu sözünü ettiğim. Yani işte beyaz Türkler mi diyeceğiz, yukarı orta sınıf mı diyeceğiz, yukarı orta sınıf Kemalizmi, Atatürkçülüğü, Kemalizm sol kırması mı diyeceğiz, nasıl tarif edebileceğimi bilemiyorum. Bu kesimde böyle bir olayın yaşanmakta olduğu kanısındayım. Evet, yani şimdi neredeyse tartışma, siyasi tartışma işte şiddet, silah kötüdür. Siyaset yöntemler iyidir, savaş kötüdür, barış iyidir. Bu düzeyde yapılmak evet, zorunda yani, kalıyor. İnanılmaz. Evet, evet yani sonuç olarak aynen sizin dediğiniz gibi. Yani sanki oturacağız baştan insanlara. Bakın, savaş korkunç bir şeydir. Savaşta şunlar şunlar olur. Biliyor musunuz Birinci Dünya Savaşı'nda neler oldu? Erich Maria Remarque'ın Garp Cephesi'nde yeni bir şey yokunu okudunuz mu siz? Paul Baumer'in öyküsünü biliyor musunuz? Wilfred Owen'ın Durkheit Decorumes şiirini okudunuz mu? Gazlanmış bir insanın, zehirli gaz yutmuş bir insanın ciğerlerini nasıl parça parça kustuğunu biliyor musunuz? Ya da siz İkinci Dünya Savaşı'nı biliyor musunuz? Doğu Cephesi'ni biliyor musunuz? Yani İkinci Dünya Savaşı'nda 70 milyon insanın öldüğünün farkında mısınız? Toplama kamplarında, gaz odalarında katledilen Yahudi nüfusun
sadece 5,6 milyon olduğunu, sadece diyorum, ironik tabii. Ama toplam ölü sayısının 70 milyon olduğunun farkında mısınız? Savaşın bu dehşetini idrak ediyor musunuz? Barışın buna kıyasla neden çok iyi olduğunu anlıyor musunuz? Sizin için savaş ve barış televizyonda gösterilen duygusuz, ruhsuz bir karate filminden ibaret midir? Ya da öldürmemek, insan hayatına kıymamak. Yani silah kötüdür, insanların başına silah dayamak kötüdür, insanların canını almak kötüdür, insanlara işkence yapmak kötüdür. Hakikaten bütün bunları baştan mı konuşacağız? Fakat biliyor musunuz, ben bütün bunları baştan konuşmak noktasına geldiğimiz kanısındayım. Türkiye öyle bir kültürel çöküntü yaşıyor, öyle bir kültürel nihilizm. Belki bu, belki doğru ifade bu. Ben bu kesimin, bu lumpenleşmekte olan orta sınıf dediğim kesimin muazzam bir kültürel nihilizmle mağlul olduğu kanısındayım. Turgenev'in malum Babalar Oğullar romanı vardır ve orada bir Bazarov tipi vardır. Ve zaten nihilizm kavramını edebiyata ve siyasi literatüre sokan da o romandır. Hakikaten tamamen nihilist bir tavır içindeler gibi geliyor bana. Yani hiçbir tutamak, hiçbir insani tutamak kalmamış. Her şey politika oyunundan ibaret. Yani böyle işte Cumhuriyet Gazetesi şu veya bu manşeti atıyor. Bu sanki satrançta bir piyonu bir kare veya iki kare ileri sürmek ya da atınızı şuradan şuraya oynamaktan ibaret. Ben bu insanların bunları yazabilen, bu manşetleri atabilen, bu şiddet dalkavukluğunu yapabilen insanların şiddet dalkavukluğu yapıyorlar. Evet, düpedüz şiddet dalkavukluğu yapıyorlar. Aşağılık bir şiddet dalkavukluğu yapıyorlar. Bunu yapabilen insanların ruhsuz ve kalpsiz oldukları kanısındayım. Yani hani yani mesela Türkiye'de Ermeni sorunu çok özgürleşti. Ermeni soykırımını ve bu yılda 100. yıl dönümünde anmayı filan konuşuyoruz ya. Bunun tantanasını koparan birçok insanın da aslında 600 bin, 650 bin Ermeni'nin öldürülmesini insani bir acı olarak hissetmediği kanısındayım. Onlar için bu politik bir koz, politik bir oyun. Anlatabildim mi? Yani politik bir oyun olarak hani hükümete karşı kullanılabilir vesaire diye, hani bugün de sarılabilecek dava olarak bu var diye sarılıyorlar. Şık görünen, ama bir, siyasi şık görünen bir siyasi pozisyon diye sarılıyorlar. Yoksa yüreklerinde, vicdanlarında, Anadolu yollarında, bilmem Çeçenlerin saldırısı altında, teşkilat-ı mahsusanın saldırısı altında, yollarda ölen kalan anaların, çocukların, boğazı kesilenlerin filan gerçekten insani acısını, yani ben de onların yerinde olabilirdim. Benim boğazım kesiliyor olabilirdi. Benim küçük kızım yanı başımda süngüleniyor olabilirdi diye hiçbir şey hissetmedikleri kanısındayım. Böyle insani duygulardan yoksun kalmış durumdalar. Aksi takdirde nasıl bunları söyleyebilirler ve yazabilirler? Şöyle bir şey gibi geldi bana. Yani politikada kaybetmek, politikada başarısız olmak ya da ne bileyim bir elitin işte yenilmesi, geriye doğru bir çöküş içine girmesinin ardından ya bunu telafi etmek için bütün bilinç dışının kapılarını açıp kötülükleri salı vermeye başladılar. Bu var kurtuluş, bu var. Ama bunun daha önemli kültürel temelleri ya da gerisinde başka kültürel boşluklar var. Bak şimdi şey ifadesini kullanıyorsun. İçindekileri, içindeki kötülükleri salıvermek bir gibi. Bir anda ahlak ona ortadan benzer kalktı. Ama benim kanımca ahlak her zaman çok zayıftı. Şimdi ona gelmek istiyorum. Evet. Şimdi demin Yıldıray şey dedi. Yani bu en temel meseleleri, savaş kötüdür, barış iyidir. Hayat iyidir, ölüm kötüdür, öldürmek kötü bir şeydir. Silah kötü bir şeydir vesaire. Bunları yeni baştan adeta konuşmak durumundayız. Evet, neden? Çünkü Türkiye gençliğine bu hiçbir zaman öğretilmedik. Çünkü özellikle Cumhuriyet döneminde Türkiye kültürü, hani
öteye beriye göstermelik son 20-30 yılda içeriksiz, tamamen kabuk niteliğinde demokrasi ve vatandaşlık filan dersleri güya kondu filan ama Türkiye'nin eğitimi, eğitim sözcüğünden nefret ediyorum. Türkiye'de öğrenim ve öğretim, okullar, ilkokullar, liseler, üniversiteler, müfredat, ders kitapları her zaman insani değerlerden yoksun oldu. Bunun çok önemli ideolojik kökleri var. Oraya girmeden önce kısa bir reklam aramız daha olması Peki, gerekiyor. Peki, çok önemli ideolojik köklerinde kaldık. Evet, oradan devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra yine bu keyifli ve önemli sohbete devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Eğitim sisteminden bahsediyorduk. Orada özellikle bu değerlerin hiç anlatılmadığından ve bunun ideolojik arka planından bahsediyorduk. Türkiye'nin 20. yani ne kadar geriye gidiyor bilmiyorum. Yani eğitim tarihini o kadar fazla 19. yüzyıla geri götürerek incelemiş değilim. Ama çok fazla Ömer Seyfettin yazısı yazdınız. Bir Orası ara. Konusunda da şüphelerim var. Ama Cumhuriyet dönemi eğitimini az buçuk biliyorum. Cumhuriyet dönemi eğitiminde, Cumhuriyet'in yarattığı kültürde genel olarak insani ve ahlaki değerlerin hiçbir zaman çok fazla yeri olmadığı kanısındayım. Bu aslında belki hatırlarsınız, bundan 3-5 yıl önce daha vesayet rejimi henüz devrilmemişken aslında bir parça konuşuldu ve tartışıldı. Kemalist modernizmin nasıl bir ahlak boşluğu yarattığı, emredici sekülerliğin nasıl bir ahlak boşluğu yarattığı bir parça konuşuldu. Ama Türkiye'deki her şey gibi, hemen her şey gibi bu da bir parça konuşuldu ve orada kaldı. Orada bilmem biraz Şerif Mardin hatırlandı vesaire bir takım şeyler. Hani şu... Türkiye Bilimler Akademisi'nin üye kabul etmeyi, üye yaz almayı kabul etmediği Şerif evet. Mardin var ya, o biraz hatırlanır gibi oldu. Ama çok fazla üzerine gidilmedi. Şimdi bir kere, yani ben bunun çeşitli katmanlarını kendimce şöyle ayıklamaya çalışıyorum. İsterseniz şuradan başlayalım. Batı'da neden... Yani bu Batı-Doğu karşılaştırması yapmak pek hoş bir şey değil ama insan ister istemez yapmaya mecbur kalıyor. Batı'da, Batı'nın insan hakları, insani değerler konusunda ikiyüzlülükleri yok mu? Muazzam var. Sömürge halklarına yapılanlar, Avrupa dışı halklara yapılanlar vesaire, reva görülenler herkesin malumu. Ama gene de Batı'nın hiç olmazsa kendi içinde uyguladığı, kendi kendine uyguladığı, bunlar yapılabilir, şunlar yapılamaz dediği bir takım ahlaki normlar, insani ve ahlaki değerler var. Beğen beğenme. Hümanist değerler geleneği diye bir şey var. Bunun bence Batı'da iki kökeni var. Birincisi Hristiyanlık. Uzun yüzyıllar boyu doğrudan doğruya Hristiyan ahlakı ve değerleri. Hristiyanlık tasavvuf bir şey mi? %100 iyi bir şey mi? Hayır. Onun ikiyüzlülükleri yok mu? Elbette var. Ama bütün bunlarla birlikte gene can almamak, Tanrı'nın verdiği canı almamak. Hatta böyle ilk zamanlarında, ilk kuruluş yüzyıllarında sana birisi tokat atacak olursa diğer yanağını çevir, karşı koyma diyen, şiddet karşıtı bir boyutu, buna dair alt kültür katmanları vesaire de var. Ve bu her zaman mevcut. Ya Hristiyanlık adına, Hristiyan tanrısı uğruna da muazzam savaşlar veriliyor, Engizisyon kuruluyor, cadı mahkemeleri kuruluyor, insanlar ateşte yakılıyor vesaire ama dedim ya hiçbir ideoloji saf değil. Aynı zamanda böyle bir damar da var ve zamanla Batı kültüründe bu insani boyut Hristiyanlığın yani diğer tarafları törpülendikçe veya sınırlandıkça ve kısıtlandıkça
Mesela gençlere okullarda Sunday School'dan, pazar günükü kilise derslerinden filan itibaren verilen değerler içinde bir damar olarak bu süre geliyor. Bir, Hristiyanlık damarı. İkincisi, asıl önemlisi bence, bunun da üzerinde yükselen muazzam bir liberalizm damarı var. Ekonomik liberalizmden bahsetmiyorum. İnsanı, bireyi merkez alan, kökleri Rönesans'ta olan bir siyasal liberalizmden bahsediyorum. Bir siyasal özgürlükçülükten bahsediyorum ve onun temel klasik değerlerinden bahsediyorum. John Stuart Mill'in 1859 özgürlük üzerinesinden, On Liberty'sinden bahsediyorum. Şimdi orada nereye baksan öyle bazı insani değerler, bireysel değer, ha çok da eleştirebilirsin. Liberalizmin de sahtelikleri, çifte standartlıkları bilmem ne filan diyebilirsin. Ondan sonra ekonomik anlamda işçi ve emekçi sınıfları için nasıl bir vahşet anlamına geldiği, özellikle 19. yüzyılda henüz refah devleti kurulmamışken, ondan da uzun uzadıya konuşabiliriz. Ama soyut değerler planında baktığında bu eğitim ve öğretim var. Yani ilkokul birden anaokulundan itibaren var. Ben yani ailevi olarak bu değerleri aldım. O ayrı bir hikaye. Birey olarak kendimden bahsediyorum. Ama liseyi bitirdim. Robert Koleji bitirdim. Amerika'ya Yale Üniversitesi'ne gittim. Ve dakika bir gol bir. Hangi dersi alırsam alayım. Tarih veya sanat tarihi veya mikroekonomiye giriş veya makroekonomiye giriş. Anlatabiliyor muyum? Yani teknik derslerden bahsediyorum. Mesela ekonomi derslerinde aslında bu liberalizm felsefesinin illa ekonomik sonuçları itibariyle değil, bireyin kutsallığı anlayışının, her türlü insan hayatının kutsallığı anlayışının, her türlü dersin, müfredatın, silibusun, ders planının vesaire içine nasıl sinmiş olduğunu orada çok yakından gördüm. Ha, ben o yıllarda çok hızlı bir genç Marksistim. Aileden Marksist olarak gitmiştim üniversiteye. Ama gene de kültürel müktesebatım itibariyle gözlüyordum, düşünüyordum ve şimdi hatırlıyorum. Yani her ne kadar defterlerimin, ders kitaplarımın filan kenarına bu liberal ideolojiyi eleştiren ultra Marksist notlar alıyor idiysem de o zamanlarda ve Yale'den kalma bütün klasörlerim bununla dolu. Kenarda neoklasik iktisat eleştirisi, aşırı bireycilik eleştirisi, liberalizm eleştirisi vesaire der kenarlarıyla dolu. Bir yandan konferans dinlerdim, bir yandan kenarına not alırdım. Ama şimdi hepsini hatırlıyorum ve önemli olarak, yani bir önemli bir gözlem olarak bu insani ahlaki değerlerin bütün bir eğitim ve öğretimin içine sindirilmesi ve insanların içinden kolay kolay çıkmaz hale gelmesi, kolay kolay tukaka edilemez, ayaklar altına alınıp çiğnenemez hale gelmesi ne demektir? Bunu şimdi çok daha iyi düşünebiliyorum. Geriye dönüp 50 yıl öncesini düşündüğümde, kendi 17-18 yaşımdaki halimi düşündüğümde bunu çok daha iyi takdir edebiliyorum. Şimdi problem şu ki, Türkiye'de liberalizm, ekonomik liberalizmden değil gene öncelikle siyasi liberalizmden, siyasi özgürlükçülükten bahsediyorum. Türkiye'de liberalizm her zaman çok zayıf bir ideoloji oldu. Daha 19. yüzyıldan itibaren Tanzimat dönemi, Osmanlı Devleti kendini yukarıdan aşağıya modernleştirmeye çalışırken her zaman daha ortalıkta iddiatçılık ve kemalizm de yokken devletin bekası birinci hedef oldu. Devletin bekası, imparatorluğun bekası, imparatorluğun yaşatılması için her şeyi yapmak ve acil durumlara, acil krizlere çok pratik, pragmatik çözümler bulmak. Tehdit ediliyoruz, ne yapalım? Yunan isyanını bastıralım. Tehdit ediyoruz, ne yapalım? Ermenileri Deir-i Zor'a sürelim. Üzerlerine teşkilat-ı mahsusayı saldırtalım. Her zaman
onu ithal edelim, bunu ithal edelim. O teknolojiyi getirtelim, donanma cemiyetini kuralım. Batı'dan Dreadnought satın almaya çalışalım. Modern okullar kuralım. Devletin bekası amacına angaje edilmiş bir modernizasyon projesi, bunu Türkiye'de milliyetçiler icat etmedi. Bu daha 19. yüzyılda vardı. Üzerine erken dönem Türk milliyetçiliği bindi. Bütün protofaşizmiyle, bütün sosyal darwinist unsurlarıyla, Batı'nın ultra sağından esinlenmiş unsurlarıyla ve sonuç olarak ya nasyonalizm ya ikinci derecede sosyalizm, bunların karşısında liberalizm ve liberal değerler her zaman okkanın altına gitti. Sosyalizm için, sosyalizmin doğuşundan, Marksizmin doğuşundan itibaren baş düşman nasyonalizm değildi, milliyetçilik değildi, baş düşman liberalizmdi. Kitleleri uyutan esas yanlış bilinç liberalizmdi Marksizme göre. Marksizm kendini belirgin ötekisi olarak liberalizme göre nişanladı ve hizaya soktu. Yani esas karşıt olduğu her şey öncelikle liberal ideolojide mevcuttu. Safsata olan bireyin özgürlüğüydü bu, bireysel ahlaki değerlerdi vesaire. Tarihçiler 19. yüzyılın ikinci yarısında klasik liberalizm çağının geçmesinden sonra yeni bir zihinsel sertleşmeden söz ederler. Protofaşizm, ırkçılık, antisemitizm, sosyal darwinizm ve Marksizmin Leninizme doğru gidişi, Marksizm, orijinal Marksizm ve Marksizmin Leninizme doğru gidişi, hepsi bu zihinsel sertleşmenin parçasıydı. Bu liberalizmin, klasik liberalizm çağının aşılmasını izleyen, yani böyle ahlak vesaire, ahlakın tamamen boş bir şey ve tamamen göreli bir şey olduğu, Marksizmin tarihsel görelilik teorisinin en temel şeylerinden, unsurlarından, yani ahlaki inançlarla dalga geçmek. Nihilist bir şekilde, neredeyse nihilist bir şekilde dalga geçmek, Marksizm'de de çok güçlü bir damardı. Sadece ultramilliyetçilikte değil. Şimdi, anlatmaya çalıştığım şey şu. Birincisi, Türkiye'de 19. yüzyıldaki yukarıdan aşağı modernizasyon hareketlerinden itibaren her zaman birey değil, toplum değil, devlet önemli oldu. İkincisi, bunun üzerine bunun devletin bekası davasının milliyetçi varyantı bindi. İçerdiği Osmanlı'da aslında olmayan, içerdiği bütün protofaşist ve sosyal darwinist unsurlarla birlikte bunun milliyetçi varyantı bindi. İttihatçı varyantı ve Kemalist varyantı bindi. Ve ortaya, yani bir kere liberalizm tamamen ezildi ve oka altına gitti. Bu yüzdendir ki Türk kamuoyunda da, basınında da, milli eğitiminde de, ders kitaplarında da, müfredatında liberalizmin ve liberalizm diye ifade ettiğimiz klasik insani ahlaki değerlerin zerresi yer almadı hiçbir zaman. Bana bir tane 1930'lardan, 40'lardan, 50'lerden, 60'lardan bir tane ders kitabı gösterin ki içinde insani ve ahlaki normlar ve dokunulmazlıklar diye bir bahis, bir cümle olsun. Bir tane gösterin. Herhangi bir şekilde. Yok. Yani ne nerede olabilirdi? Türkçe edebiyat kitaplarında olabilirdi. Tarih kitaplarında olabilirdi. Yurttaşlık bilgisi kitaplarında olabilirdi. Yurttaşlık bilgisi kitapları neydi? Valilerin, kaymakamların, meclislerin, il genel meclislerinin, belediyelerin görevlerinin ve yetkilerinin sıralanmasından ibaretti yurttaşlık bilgisi kitapları. Her zaman ve her zaman eğitimdeki bütün vurgu, devletin ve milletin yüce emelleri uğruna her şeyin yapılabileceği, bunun haklı bir dava olduğu üzerinde oldu. Şimdi bir kere liberalizm damarı kesik. Yani nereden geldim buraya? Batı ile karşılaşmadan liberalizm damarı kesik. Tabii yani Türkiye Hristiyan bir ülke değil ama Müslümanlık vardı. Ama Müslümanlık da bağlarını kesti. Yani ahlakın ikinci bir toplumu bir arada tutabilecek ahlaki değerlerin bir başka kaynağı günah kavramı olabilirdi.
Ama onunla da ilişkiyi kesti. Emredici sekülerlik, emredici laiklik. Yani aslında Müslümanlığı, İslamiyet'i tarihsel geriliğin ve gericiliğin, irticağın değişmez kaynağı olarak gördü. Laikliği bir devlet felsefesi olarak görürken, laik bir ahlak yaratmaya, ki ancak alternatif olarak ancak liberalizmden beslenebilirdi. Laik bir ahlak yaratmaya, modernizmin yetişmeci, hızlandırılmış yetişmeci amaçları dışında topluma hiçbir ahlak vermeye kalkışmadı. E şimdi günümüzde durum şu. Kemalizm çöktü. Çöktü aslında. İki, Marksizm, sosyalizm, komünizm hangi adla alınacak olursak olalım, o da çöktü. Türkiye'nin elit eğitim görmüş, bu orta sınıflar siyasi bakımdan her ne kadar AKP'yi batıya şikayet ediyorlarsa da aslında kendi içlerindeki milliyetçi anti-emperyalizm damarı nedeniyle bunu Avrupa Birliği sürecinde yaşamadık mı? Girelim ama onurumuzla girelim. Avrupa'ya ve dünya kamuoyuna karşı hesap verir olmak istememek şeklindeki bir milliyetçi reaksiyon. Her ne kadar taktik olarak Batı'yla bağları var gibi gözüküyorsa da ideolojik ve kültürel bakımdan aslında Batı'yla bağları kestiler. Batı liberalizmi ve insan hakları geleneğiyle de bağlarını kestiler. Ve bu bağda tamamen taktik politik bir bağ indirgendi. Ortada ahlak, zihinsel değerler, zihniyet yapıları olarak ne kaldı? Bence böyle bir çöküntü yaşıyoruz. Şimdi, bütün bunların ortasında bir de evet, artık çorbanın, tavşanın suyunun suyu deriz ya. Aynı şekilde klasik Marksist devrimci şiddet teorisinin esintisinin esintisinin esintisi de kaldı bir yerde. bu çocuklar devrimcidir, iyi çocuklardır filan kabilinden bir şeyler kabul ediyorum ki vardır. O özellikle bu 60 darbesinden sonra işte ortaya çıkan, daha güçlenen daha doğrusu vardı tabii ki bir sosyalist hareket, komünist hareket. Ama böyle onunla da eklemlenerek yani işte onu içine girerek karma karışık bir şeyle. Ama çok popüler. Şimdi Türkiye'nin bütün entelektüel hayatı, akademisi, sanat dünyası. Ben mesela şey hatırlarım, İbrahim Tatlıses 80'lerde ben de sosyal demokratım demişti. Yani böyle bir popüler mutlaka yani sen bir entelektüel kimliğin varsa mutlaka içinde olman gereken bir üst böyle ahlakı işte entelektüelliği simgeleyen bir kültür var. Yani bunun içi ne kadar dolu şey değil ama insanlar politik bir şey almak isteyenler onun içine giriyorlar. İşte iki tane orada sloganlar var. Orası bir muhaliflik olarak yüceltilen bir muhalif kimlik var. Ve onun içerisinde de işte zamanla işte bu Gezi'de özellikle ortaya şiddetle ve gösteriyle işte protestoya çıkılması gerektiğinde o damar tekrar güçleniyor ve çok enteresan mesela siz böyle bir yazı da yazmıştınız. İşte Nişantaşı'nda Gezi şeyi. Aslında bu işim gözümle. Bu işlerle çok böyle eylemler, barikatlar falan bunlarla bunların ya Gezi olan yan yana duramayacak insanlar. İki tane tuğla getiriyorlardı resmen şu yükseklikte. Üzerine iki tane inşaat demiri koyuyorlardı. Yerden bir karış yükseklikte. Ve onun bu susukan araçlara ne deniyor? Toma mı deniyor? Onu tomalara karşı kendilerini aslında bir bakıma da komikti biliyor musunuz? Gülünçtü ve patetikti. Ciddi bir barikat kurduklarını düşünüyorlardı. Ve eminim böyle kendilerini adeta 1848 Paris ayaklanmasında kendilerini barikatlarda filan gibi hissediyorlardı. Eugène Delacroix'ın meşhur 1830 ayaklanması tablosu barikatların üzerinde özgürlük halka önderlik ederken filan.
Çok ciddi söylüyorum. Yani bir tane briket koyuyorlardı oraya. Bir tane briket. Üzerine de tek bir inşaat demiri. Ve ben bunu aslında şey bakımından çok ilginç bulmuştum. Zihinsel simülasyon ya da illüzyon. Yani barikatın kendisi yok. Yani hiçbir, yani bırak Toma'yı. Yani gitsen elinle vursan yani bitti. Veya ayağının topuyla vursan gitti. Ortada hiçbir şeyi durdurabilecek acemilik. Bir barikat yok. Acemilik değil, hayır. O iki briket ve üzerindeki inşaat demiri barikatın sembolü oluyordu. Ersatz barikat veya surrogate barikat, ikame barikat oluyordu. Adeta o ikame barikatın etrafında 1830, 1848, 1871 Paris Komünü barikatlarının hayaleti yükseliyordu onların etrafında. Böyle bir psikoz içindeydi. Bu kadar. Ve bunu ne yaptıklarına bakarak, yukarıdan pencereden ne yaptıklarını seyrederek, soğukkanlı bir şekilde seyrederek son derece görmek ve anlamak mümkündü. Bu orta üst sınıfların bu kadar radikalize olması, bu kadar sürekli böyle bir teyakkuz halinde... Radikalize olmaları mı? Yani bir şiddeti, yani, şiddeti de böyle bir şey olarak görmeleri... Bir de şöyle bir şey... Ciddi bir şiddet ihtimali olsa acaba kendilerini nerede bulurlar, çok merak ediyorum. Hmm. Ama şöyle herhangi bir şey ya, bir şekilde. Şiddet yani sanki ben, merkeze taşındı hocam. Sanki ama, hem medyada merkeze ama, hem siyasetin merkezine taşındı. Ama yani ben işte tuhaf görülüyor. Bir şekilde bunu reel görmüyorum, anlatabildim mi? Yani hiçbir reel olasılığa vesaire tekabül etmiyor. Böyle bir gülünç ve karikatür şiddet fetişizmi hiçbir gerçeklik payı taşımıyor. Bir ihtiyaca için, binaen değil yani. Hayır. Yani büyük için, bir baskıya onun karşı için bir şiddete garip, karşı onun, onun için çok garip geliyor. Onun için çok garip. Karşı bir evet. strateji olarak hani biz işte ahlaki normlardan çöküntüden bahsediyoruz ama bunun nihayetinde siyasi bir stratejinin parçası olduğunu da teslim ediyoruz. Şöyle bir şey ya, şiddeti biz AK Parti'den kurtulmak için ya da siyasal iktidarda her kim varsa ondan kurtulmak için biz araç olarak kullanabiliriz. Gerekirse iç savaşta bunun için çıkarabiliriz ki iç savaş... çıkarabilecek bir takım kodlar, semboller hiç sürekli uygulanıyor. Yani neden bahsettiklerini bilmedikleri kanısındayım. Anlatabildim mi? Yani şimdi bakın, biliyorum Kurtuluş sen bunu yazıyorsun, Yıldıray sen bunu yazıyorsun. Başka arkadaşlar yazıyorlar. İşte bir anti AKP'ciliğin taşeron örgütü olarak DHKPC vesaire. Tamam. Bütün bu siyasi tahlillere katılabilirim. Ama bir kere reel olarak hakikaten bir yerde gülünç olduğu kanısındayım. Yani hiçbir gerçekleşme umudu olmadığı için bir. İkincisi, bunu ortaya atan veya bunu pompalayan kesimlerin, bunlar hayat tarzları itibariyle, hayat tecrübeleri, siyasi tecrübeleri itibariyle filan, öyle kesimler ki, bırakın iç savaşı, iç savaşın iyisine çok uzaklardan bir ışık yılı yaklaşan bir gelişme olsa ödleri kopar ve toz olurlar. Yani bunların iç savaştan söz etmesi filan 1918, 17, 18, 19 yıllarında Bolşeviklerin iç savaştan söz etmesi filan gibi değil. Bu şaka, anlatabiliyor muyum? Bu gerçek değil. Yani ne olacak şimdi? Türkiye'nin orta sınıflarının üst kesimleri, elit kesimleri, hali vakti yerinde kesimleri vesaire, cumhuriyet okuyucusu kesimleri gerçekten sokağa dökülüp barikatlara mı geçecek? Yani tasavvur ettikleri veya göz kırpar gibi oldukları, dal kavukluğunu yapar gibi oldukları şiddetin milyonda biri gerçekleşir gibi olsa acaba soluğu nerede alacaklar? Doğrusu çok merak ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Zaten çok saçma geliyor bana da. Bu iç savaş olayı için, çok saçma geliyor. Ama bu mizansen... Kültürel köklerinden söz etmeyi. Ama bir mizansen, politik arenada bir mizansen kurabilirsiniz. Bir kurgu yaratabilirsiniz. İç savaş olmadan aslında bir sahnedeki işte Truman Show var ya, bir sahneye bir gerçeklik kazandırabilirsiniz. Nedir? Alevi çocuklar silaha sarıldı. İşte şurada birbirlerini vurdular. Biz iç savaşa sürükleniyoruz.
Demek istediğim siyasi olarak aslında arkasında hiç de hayali olmayan real hedefler var gibi geliyor bana. Mesela bundan dolayı çok bir kaos yaratabilirseniz ne bileyim orduyu ikna edebiliriz müdahaleye bu gerekçe adı altında. Hiç. Yani bu benim için şey kategorisine giriyor. Yani hakikaten Marx'ın çok önemli lafları da vardır. Bir yerde şey der, 18 Brumaire'in girişinde, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'nin hükümet darbesinin girişinde, tarihte her olay iki kere cereyan eder, birinci defasında trajedi olarak, ikinci defasında farz olarak, gülünçlü komedi olarak, tuluat tiyatrosu olarak. Aslında o farz orada Türkçedeki tuluat tiyatrosunun karşılığıdır. Bu bence tuluat tiyatrosu. Evet. Bunun yani bakın... Yani sizler 1971'de kaç yaşındaydınız bilmiyorum. Ben portakal çiçeğinde vitamindim ben. Yani ben 1971'de şeyi hatırlıyorum. İşte bilmem İstanbul'daki Ankara'daki bazı polis noktalarının hızlı geçen araçlardan tabancayla taranması filan, sonra deniz gezmişlerin yaptığı ortaya çıkan olayları filan hatırlıyorum. O yıllarda bu sansasyoneldi. Çünkü daha önce benzeri yoktu. Sansasyoneldi ve hakikaten kıyamet koparmaya yarıyordu. Yani toplumu hakikaten sarsıyordu ve peş peşe... Ayrıca dozaj bakımından da bugünküyle kıyaslanmayacak derecede yoğundu. Ve gerçekten bir kaos, anarşi ortamı filan varmış filan gibi sonuç olarak evet. 12 Mart'a zemin hazırlayabildi. Ben bugünkü tuluat tiyatrosuyla bunun öyle bir şeye zemin hazırlamasının zerrece ihtimalini görmüyorum. Evet. Yok böyle bir şey. Yani ne olacak şimdi? Yani iki DHKPC'li totalitaryen katildir sonuç olarak. Ne kadar genç olurlarsa olsunlar vesaire, sonuç olarak bunlar birer katildir. İki tane genç katil adliyeyi bastı, savcıyı rehin aldı ve sonra savcıyı öldürdüler, kendileri de öldürüldüler diye Türkiye'de ordu müdahale mi edecek? Yani ben burada dolayısıyla siz belki burada ciddi bir siyasi mizansen görüyorsunuz ama ben kafası kesilmiş bir tavuğun ihtilaçlar içinde çırpınıyor olması gibi spazmodik rastgele refleksler görüyorum. Yani ben ne yaptığını bilmez. Hani denize düşen yılana sarılır misali. Oraya da el atan buraya. Ben burada bir insicam, bir tutarlılık, bir vizyon, bir böyle planlanmış bir strateji falan görmüyorum. Onun için bunun temelinde bir aslında muazzam bir ahlaki çöküntü var diyorum. Rastgele oraya buraya el atmak. Bazen cemaatin şeyleriyle hareket etmek, bazen DHKPC'nin şeyleriyle hareket etmek. Birbiriyle çelişiyor olup olmadığına da bakmaksızın. Çünkü muhalefetin geniş kesimlerinin, muhalefet partilerinin ve onların taraftarlarının bence tutarlılık, insicam, bir bütün olarak düşünme vesaire diye hiçbir şey kalmamış durumda. Cemaat hakkında bugün söylediğim yarın söylediğimle çelişiyor mu? DHKPC hakkında söylediğim yarın öbür gün kalkıp demokrasiyi savunacağım onunla çelişecek mi? Bilmem demokrasiyi savunmam HDP'yi bilmem Türkiye'ye demokrasi getirecek diye lanse etmekle çelişecek mi vesaire filan, bunların hiçbir önemi kalmamış durumda. Sadece evet. Strateji üzerine. Şöyle bir şey. Strateji değil. Strateji olsa neyse, taktik. Ve güncel taktik. Yani şu gelen topa bir tane patlatayım, def edeyim, benden uzaklaşsın gitsin de nereye giderse gitsin. Kendi kaleme gol mü olur, taca mı çıkar, kornere mi çıkar, hakeme mi çarpar, gider bir seyirciyi mi öldürür vesaire, hiç umurumda değil. Şimdi, iç güvenlik paketi tartışmaları vardı. Çok dikkat çekici bir muhalefet sergilediler. Ya polise verilen yetkilerin fazlalığından şikayet ettiler. Ve polisin rastgele sokakta insanları öldürebileceğini de öne sürdüler. Bunda haklı olabilirler, haksız olabilirler. Bir muhalefet sergiliyorlar. Bu
pozitif gördüm bunda bunu. Bunda Türkiye'de polisin evet. tarihi geleneği bakımından maalesef evet. büyük bir haklılık evet. payı var. Evet. Bu %100 haklılar diyoruz yani bu burada. AKP'nin icadı da değil. Bu evet. bütün bir tarihi gelenek. Maalesef Türkiye'de polis böyle. Evet. Bu tartışmaların yani. Üzerinden 3 gün 5 gün geçti. Tuhaf bir şekilde savcının başına silah dayadılar. Vurdular. Yani bir insan katledildi gözlerimizin önünde. Aynı tutarlılık diye bir şey yok. Yani insanların can güvenliği üzerinden muhalefet yapıyorlardı. Bu sefer terör demediler, cenazesine gitmediler, terörist demediler. Kaçtılar bu alandan. Yani bu tutarsızlık artık siyasi hayatımız böyle mi gidecek? Vallahi siyasi hayatımızın bir süre daha böyle gideceğini düşünüyorum. Çünkü kültürün değişimi zor ve yavaş bir şey. Ben yani bu anlattığım özellikleriyle Türkiye'nin bütününün hasta olduğu kanısında değilim. Türkiye'nin sözünü ettiğim kentli hali vakti yerinde Cumhuriyet burjuvazisi veya beyaz Türkler diye tarif edebileceğimiz orta ve yukarı orta sınıflarının ruhen hasta olduğu kanısında. Ruhen ve kültürel bakımdan hasta olduğu kanısındayım ve bu kültürel hastalık nasıl geçecek? Onun doğrusu yani bu soruyu kendi kendime soruyorum. Nasıl geçecek bu hastalık? Bu hastalık, bu ahlaksızlık, bu irin, bu cerahat, bu kangren, bu çürümüşlük bunu nasıl aşacağız ve geride bırakacağız? Doğrusu cevabını bildiğimi söyleyemiyorum. Ama siyasi çekişme o zaman bu düzeyde ilerleyecek. Siyasi evet. değil işte yani çok şimdi sanki bu yani çok büyük ölçüde hem yani burada aslında ben de Etienne Mahçupyan gibi düşünüyorum. AKP'ye muazzam sorumluluk düştüğü kanısındayım. Şunu net olarak söyleyebilirim. Konuştuğum düzleme göre biraz fazla siyasi bir saptama olacak, belki konjonktürel bir saptama olacak ama benim Türkiye'deki muhalefet partilerine baktığımda vallahi onlardan sorumluluk bekleyecek, umacak halim yok. Kimden sorumluluk umacağım? Yani CHP'den mi sorumluluk umacağım? MHP'den mi sorumluluk umacağım? Bütün bu olayda ölen herkese taziyelerini sunan HDP'den mi sorumluluk umacağım? Vallahi ortaya gene yani ortada maalesef muazzam bir muhalefet boşluğundan ötürü ortada gene sorumluluk umabileceğin, bir parça dirayet, bir parça sorumluluk umabileceğin eliminasyon yoluyla diğerlerini elimine ettiğin zaman geride bir tek yine AKP kalıyor. Yani şimdi bakıldığın zaman manzaraya yani sivil siyasi aktör kıtlığı var şu anda. Yani çok ciddi kıtlığı var. İşte bir cemaat yani, var, işte bürokrasisi var, işte askerleri var, polisleri var, istihbaratçılar, onun arkasında siyaset yapan bir kesim var. Liberaller de var içinde, solcular da var. Roma ile benzetmemi tamamlayayım mı? Evet. Gene Marksizm'den bir alıntı. Engels, Ailenin, Devletin, Özel Mülkiyetin Kökeni kitabının içinde bir yerde Roma'nın çöküşünü ve Germenleri tartışırken ve Germen istilalarını tartışırken şöyle bir şey der. Üç aşağı beş yukarı. Bu kadar çürümüş bir ilk çağ köleci uygarlığı ancak ve ancak barbarların hürriyet ruhuyla canlandırılabilirdi ve yeniden ayağa kaldırılabilirdi diye Germenlere muazzam bir prim verir. Ben bugünkü Türkiye'nin çürümüş Roma elitlerinin muhalefet olduğu, bugünkü Türkiye'nin canlandırıcı barbarlarının da İslami kesim ve AKP olduğu kanısında. Engels anlamında. Siz söylemiyorsunuz Engels yok. Çünkü Engels AKP'yi bilmiyordu. Yani hakikaten periferiden gelip, periferiden merkeze gelen, yani nasıl Germenler Roma İmparatorluğu'nun periferisinden merkeze geliyorlardı. Hakikaten sonuç olarak Türkiye'yi beğen beğenme AKP canlandırıyor. Evet. Her şey ters.
Bu tahlil sözünü ettiği muhalefet kesimlerinin yaymaya çalıştığı imajın tam zıttı. Ama ben gerçeğin, tarihsel gerçeğin bu olduğu kanısı. Tabii biz Türkiye ile sınırladık da, fakat tuhaf bir şekilde bölgenin genelinde bir mezhep savaşı da yaşanıyor. İşte bir etnik savaş da var. Bu harita biraz yayılıyor. Acaba dış faktörlerin etkisi var mı ülkede yaşanan gelişmelerde? Yani şimdi Şiiliğin etkisi filan desem, yani bu sözünü ettiğimiz kesimler İslamiyet'in her türlü varyantına o kadar yabancı ve o kadar da cahili ki üstelik. Yani bilmiyorum, benim için spekülasyon. Evet. Kurtuluş benim için spekülasyon. Evet. Ben doğrudan doğruya, ben Türkiye'nin içine bir çağ dönümüne ve hangi sosyal kesimlerin tarihi bakımdan obsolesansa uğradığına, miadını doldurduğuna baktığımda onların içine düştüğü krizi görebiliyorum. Ve aynı zamanda onların kültürel düşünsel evveliyatlarına baktığımda onların ruhsuz, kalpsiz, taş yürekli, ahlaksız hallerinin hangi kültürel öncellerden kaynaklığında görebiliyorum. Ben buraya kadar tahlil edebiliyorum. Peki bu yani artık şiddet düzeyine bunun varması, yani Gezi'de de biraz olmuştu ama hani bu kadar net şey değildi. Yani şiddetin ortaya çıkması ve bunu insanların hani anlaması artık siyasi mücadele içerisinde. Bu özellikle orta üst sınıflar için, yani muhalefetteki orta üst sınıflar için yani ne yapıyoruz hissine de neden olabilir mi? Yani böyle bir korku şeyi de olabilir mi? Yoksa daha mı radikalize ve marjinalize olurlar? Bir de HDP şeyiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü orada bir yani işte entelektüel kesimin yeni şeyi, kızıl elması HDP. Onun içinde bulunmak, orada siyaset yapmak. Fakat şöyle bir şey var sanki orada. HDP siyaseti esas olarak ortaya çıkış şeyi, bütün Kürt siyasetinin de hani PKK'nın siyasileştirmek. Yani aslında çözüm sürecinin amacı da bu zaten. Ama sanki orada o amaç öyleyken sanki PKK Türkiye'nin batısını militarize ediyormuş gibi şöyle bir görünüyor. Şey, demokratik alana HDP'yi arkasındaki silahlı güçlerle birlikte aldık. Çünkü hani şey değil, orada HDP'ye kimse ya da PKK'ya kimse hani silahı yüzünden bir şey görmüyor. Orada bir sorun görmüyor. Oradaki aslında o norm yani meselesi burada da geçerli. Çözüm sürecinin amacı tam başka bir şeydi yani. Evet yani, bu işte ama bütün bunları ben böyle birleşik bir vizyonun sonucu filan olarak değil, dediğim gibi tamamen taktik bir, çok kısa vadeli bir taktik oportunizmin tezahürleri. Yani ben neye sarılabilirim? Min tezahürleri olarak, bir panik ve çöküş halinin tezahürleri olarak görüyorum. HDP konusunda özel olarak ben bir Kürt Partisi'nin barajı açıp meclise girmesini isterim. Evet. Ve ideal olarak yeni anayasanın sırf AK Parti tarafından değil, AK Parti ile Kürtlerin Partisi HDP arasında diyalog ve pazarlık yoluyla yapılmasını her şeye tercih ederim. Ama öte yandan bir bu var, bir de HDP'ye baktığımda doğrusu hiçbir iler tutar tarafını da göremiyorum. Yani hakikaten hiçbir iler tutar tarafı. Ciddi siyaset yaptıklar. Onlar da adeta bu girdaba kapılmışlar. Ben Türkiye'nin HDP'yi ifsad etmekte olduğu kanısındayım. HDP'yi bozmakta ve dejenere etmekte olduğunu, solcusuyla, CHP'siyle, şusuyla, busuyla HDP'yi maalesef ifsad etmekte orijinal olduğu. Orijinal Kürt Partisi olarak aslında daha kıymetliydi. Evet, orijinal, yani böyle bir çok garip bir şekilde HDP için Türkiye'lileşmek hedefi, Türkiye Partisi olmak hedefi inanılmaz derecede marjinal ve hiçbir sosyolojik karşılığı olmayan bir takım Türk solcularıyla ittifak yapma ve onları parti içinde belirli yerler getirmeye ve onlarla birlikte Türkiye'nin aslında çoktan çağını doldurmuş, çoktan miadını doldurmuş Türk solunun bütün hastalıklarını büsbütün içine almış. Zaten vardı o hastalıklar. Çünkü çok ciddi bir Stalinist damarı var PKK'nın. Evet. Zaten vardı ama onların artık kangrenleşmiş hallerini, en kötü hallerini saflarına katmak anlamına geldi. Ya şöyle bir hani hep böyle hani Kürtler hani sonradan yarışa girdiler, iyi geliyorlar derken o bahsettiğiniz Kemalist elitin çöken
dejenere olan elitin şu an ittifakı haline geldiler ve bundan da çok memnun görünüyorlar. Yedek lastiği haline geldiler. Evet. Eskiden yedek lastiği derdik. Evet, evet, stepnesi haline geldiler. Yedek lastiği haline. Aslında bu onların belki yeni bir şey söyleme, dönüştürme gücünü de azaltıyor. Azaltıyor, evet. Bakalım göreceğiz. Evet. Ne kadarı onlar açısından da ne kadarı seçim taktiğidir onu da göreceğiz, evet, diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Aslında bizim programımızda da sözümü kesebilirsin ama biz hiç kesmek istemedik sözünüzü. Sizi dedik. Çok da gayet de memnunuz. Yani bu programı mutlaka izleyicilerimizin tekrarını izlemeleri, izlemeyenlerin özellikle mutlaka izlemesini ben tavsiye ediyorum. Gerçekten biz çok faydalandık. Kurtuluş sana, evet, çok teşekkürler geldiğin için. Çok teşekkürler. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrarı da mutlaka izleyenler olacaktır kaçıranlar için. İyi geceler diliyoruz.